Tamamdır bakalım. Yemekleri de hazırladık. Ben şu Kerem komiserle Aslı polisi bir arayayım şöyle. Gol. 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 Tamam sus. Telefonla konuşacağım. Hadi Kerem komiser aç şu telefonu. Aç artık. Neredeler acaba? Nerede kaldılar? Alo efendim Gökçe bakalım ne oldu? Geliyor musunuz Kerem komiser? Sizi bekliyoruz. Her şeyi hazırladım yemekleri. Evet. 15 dakika sonra evdeyiz zaten. Biraz hazırlanıyoruz. Hazırlandıktan sonra çıkacağız. Haberiniz olsun yani. Yemekler hazır mı? Evet evet hazır Kerem komiser yemekler. Hadi bekliyoruz sizi. Bay bay. Tombiş ya. Tombiş top havuza kaçtı. Ya oynamasana parçada. Yemeklerin üstüne top gelecek. Tombiş ben mi ittim topunu havuza? Allah Allah kafayı mı yedin sen? Ya uzak dur yemeklerden uzak dur. Ya Tombiş. Onu yapma bunu yapma. Ben niye çıkmayayım zaten? Ama bugün Kerem komiserle Aslı polisi trolleyeceğiz. Bu yemekler onun için. Tombiş niye osurdun? Tombiş iğrensin sen. Sen kaç gündür kakanı yapmıyorsun? Gürol. Gürol kalk lütfen. Ya senin osuruna bayıldı Gürol. Mutlu musun Tombiş? Al seni havuza ittim. Ne oldu? Gürol iyi misin? Kokudan bayılmışım ya. Kokudan bayılmışım vallahi. Ya Tombiş bu nasıl bir koku? Sen ne yiyip ne içiyorsun? Kafayı mı yedin sen? Neyse Gürol hadi kameraları ver bana. 15 dakika evde olacaklarmış. Aa 15 dakika evde mi olacaklar? Hadi camı kamerayı yerleştirelim hadi. Tamamdır bakalım. Arkadaşlar ben de o sırada sizlere konuyu anlatayım. Bugün Aslı polisle Kerem komiser bize gelecek. Biz de evlere kamera yerleştireceğiz. Sonra evden çıkılacak. Bakalım biz yokken neler yapacaklar. Kamerayı da aktif hale aynen bu şekilde getiriyorum. Gürol bir tane buraya koydum görmüş olduğun gibi. Sonra tamam. İkincisini de buraya koyayım diyorum. Ne diyorsun bence yeterince mantıklı. Evet mutfağı görelim bence. Bence de. Buraya koy, onu aktifleştirdin mi sen kamerayı? Evet tabii ki de aktifleştirdim. İkisi de aktif halde. Hatta şöyle kontrol edelim. Aa evet Gürol aktif şu an görebiliyorum evi. Tamam, çok güzel. Tamamdır bahçeye koymayı sakın unutmayalım Gürol. Bahçe bizim için çok önemli. Hadi bakalım Gürol sakın unutma. Üçüncü kamera bahçede tamam mı? Şimdi şunu da aktif hale getirdim. Ha? Tombiş bırak dedim şu yemekleri dedim sana ya. Niye bir şey kaldım? Aynım acıktı. Ne yapayım? Aynım kocamı göreceğim. Bir tane aldım ya. Tamam Gürol amcan sana gitsin para versin. Sen de git McDonald's'dan al istediğini tamam mı? O zaman şu Gürol şimdi bu odaya koyacağım. Sonra da başka odaya koyacağım. Şimdi şuraya da aynen, koyalım arkadaşlar. Aynen buraya da koy bakalım. Burası bence gayet yeterli. Tamamdır buraya da koydum. Bunu da aktif hale getirdim. Son olarak da tuvaletle bizim oda kaldı. Tamam mı Gürol? Haydi bakalım şimdi buraya da koyuyorum o zaman. Aynen bizim yatak odamıza da yerleştir Gökçe hadi gel. Tamam geliyorum şimdi buraya da yerleştirdim arkadaşlar. Ya ne oldu? Tombiş ne yaptın ya? Odaya dağıtmış Gökçe şuna ya, bak. Ne of ya yerde, Gürol hemen yerde, topla odayı. Yerde. Tamamdır bakalım bunları da koyduğuma göre yaşasın. İşte tamam her şey hazır Gürol. Tamamdır çok güzel. O zaman birazdan gelecekler herhalde Kerem komiserler değil mi? Valla en son aradığımda 15 dakikaya geleceğiz demişlerdi. Şimdilerde Gülcan gelirler. Ben. Ha efendim ben gidiyorum, Tombiş. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun Tombiş? Ya Gökçe abla ben istemiyorum Kerem komiseri sevmiyorum. Ben arkadaşıma gidiyorum. Bu gece arkadaşımla kalacağım ben. Yatağa gidiyorum hadi görüşürüz. Saçmalama kalmana izin vermem. Gece saat olmadan gel çabuk tamam mı? Allah Allah ya. Allah aşkına hadi bari popuşumu ye. Sen popuşunu ye Allah Allah ya. Neyse hadi gel bakalım. Gürol biz de o sırada bekleyelim kameralarda. Zaten aktif halde. Hadi gel bakalım oturup bekleyelim ne dersin? Ooo yemeklerden bir sürü kazdım olur. Bu çok güzel duruyor. Hayır hepsi. Asla almaz. Bence Kerem komiserler bizim arkamızdan asla konuşmazlar. Onlar bizim en yakın arkadaşımız Gürol. Sence konuşacaklar mı? Bence konuşacaklar. Ben Kerem komiseri çok güvenmiyorum. Baksana Tombiş bile güvenmiyor. Of. Yani çocuk gitti hemen. İyi tamam bakalım. Hadi bekleyelim o zaman. Hadi gel bakalım Aslı. Gürol'un evine gidelim. Vallahi karnım çok acıktı. Ya neden gidiyoruz ki onların evine? Ben onun evinde yemek istemiyorum. Ya o ne olacak Aslı yani? Çocuklar davet etmiş. Bir saat dursak ne olur yani? İyi tamam bak. Bir saat sonra ben eve giderim ona göre. Tamam merak etme. Neyse kapıyı çalalım bakalım şöyle. Gökçe, Gürol biz geldik. Kapıyı açın. Gürol yeme diyorum şu yemeklerden bir bırak artık şu yemekleri ya. Gürol Gökçe kapıyı açın. Aa Kerem komiser geldi. Geldi. Vallahi yemek tamam, yiyeceğim ya. Tamam sessiz ol şimdi sessiz ol tamam mı? Hadi gel bakalım. Geldim. Hoş geldin. Ya Kerem komiser ne yapıyorsun Kerem komiser ya açtım işte. Şey. Ne yapıyorsunuz bakalım ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel bakalım Aslı nasılsın? İyi misin bakalım? İyiyim sağ ol. Tamam ben de iyiyim sormadın ama neyse hadi gelin bakalım oturalım size. Çok güzel yemekler yemek hazırladım. Yemekler nerede? Burada yok mu Gökçe? Yemek falan nerede? Biz bak o kadar yemek yemek için geldik yani. Şaka yaptım şaka yaptım. Ya sadece yemek yemeye gelmemişsinizdir inşallah. Bahçeyi hazırladım hadi gelin bakalım buraya.
Ha, bahçede mi ekledi? Gel bakalım Aslı. Ay şöyle bak, iğrenç kokuyor. Hadi gel aşkım, gel hadi ya, saçmalama. Aa, gel şuraya. Gürol, ne dediğini duydun mu? Benim evime çirkin kokuyor dedi. Oysa ki evim mis gibi kokuyor benim. Bence haklı yani. Tomuş ısırıp hazır duruyor Gökçe evinle. Ya ısırı dışarıda yaptı. Allah Allah, sinir oldum. Neyse hadi gelin bakalım, buradaki yemekleri yiyelim, tamam mı? Az aşkım hadi otursana. Ya ben oraya oturmam. Baksana kuş kakası var valla orada, oturamayacağım. Ben nerede duracağım? Gitsene kuş kakası ya. Nerede acaba Aslı? Bana bir gösterir misin rica etsem? Şey yap Gökçe. Sabah benim kuş pisledi de kafama, onu söylüyor yani, öyle değil mi Aslı? Aynen. Kesin öyledir. Ha benim telefonum çalıyor. Alo kimsiniz? Arda mı? Olamaz. Tombiş de mi yanında? Hemen geliyoruz. Hiç merak etmeyin. Ne oldu Gökçe? Gürol, olamaz. Tombiş'in başı dertliymiş. Biz hemen geleceğiz. Siz o sırada yemeklere başlayın, olur mu? Yani biz burada mı bekleyeceğiz? Aynen, evet. Biz bir saate geleceğiz ya. Arda benden giderken ayağını düşmüş, kırmış da yani. He, anladım. İyi, tamam bakalım o zaman. Biz bekliyoruz sizi burada. Tamamdır, hadi görüşürüz. Hadi Gökçe, koş. Ha, Gürol, inandılar mı sence? Hadi gel bakalım, dışarı çıkalım. Oradan bakıyor. Hadi gel şöyle. Hadi bak yaşasın. Bakalım şimdi Gökçe. Evden çıkmayı başardık. Hadi gel bakalım Gürol. O zaman hazırsan şöyle gel yanımda dur, tamam mı? Ben bunu elime alıyorum. Dururum. Sonra da izleyeceğiz, tamam mı? Hazır mısın bakalım? Şöyle açıyorum o zaman şöyle. Bahçe neredeydi? 2'deydi sanırım. Şöyle 2'ye tıklayalım. 2 mutfakmış. Tekrardan deniyorum. Şöyle 3 olması lazım. Ha evet, görüyorum Gürol onları. Aşkım vallahi karnım çok acıkmış. Nam. Ya yeme, saçmalama Kerem, saçmalama. Yenir mi bu ya? Gökçe babak ne diyor, duyuyor musun? İnanmıyorum, yaşına bak. Asıl o kendi yemeklerine baksın. Neyse dinleyelim. Ay, hadi sus. Bu ne? Tombiş'in kılı var. Hani nerede aşkım, saçmalama, kıl yoktur. Ay evet, Tombiş'in mavi kılı var üstünde. Ay ben bu yemeği yemem. Ben bu yemeği alırım, havuza atarım. Benim pastamı havuza attı Gürol. Gördün mü yaptığını? Ama üstünde Tombiş'in kılı varmış Gökçe ya. Ya Gürol yalan atıyor. Ne kılı? Tombiş'in kılı mı dökülüyor Allah aşkına? Kurabiye mi aldı? Durdu, bak, ne yapıyor? Bak şimdi ne yapacağım? Bak basket atacağım. Hoba. Hayır, basket öyle değil. Böyle atılır Kerem. İzle şimdi beni. Bak. Burada şimdi bak, basket potası var ya. Hoppa basket. Gürol, benim çöreğimle basketbol oynuyorlar. Bu ne kadar kötü bir şey. Niye yemekle oyun mu oynanır Allah aşkına? Ya vallahi ben de çok sinirlendim Gökçe. Ne yapıyor bunlar böyle ya? Saçmalamışlar iyice. Aslı bak aşkım bak. Hoppa basket attım. Ya bu çok günah ya. Şunun yaptıklarına bak. Nimet o ya. Hadi gel içeri, televizyon izleyelim seninle. İyi tamam, hadi geliyorum bakalım canım. Gökçe salona git, salon kapısı. Gürol tamam, kapattım, çıktılar. Ya yaptıklarını görüyor musun Gürol? Bu çok kötü bir şey gerçekten. Evet çok kötü bir şey de, hadi salona baksana, belki bir şeyler yapıyor olabilirler. İyi tamam bakıyorum, şöyle bakıyorum. Tamam buradalar işte, salonda oturup televizyon izliyorlar. Kerem baksana, bu televizyon yeri çok kötü yerde değil mi? Ay evet ya, aslında çok kötü yerde. O zaman ben bunu alıyorum şöyle. Bunu ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. İnanmıyorum Gürol. Evet. Bu yaptıkları çok kötü. Bekle Aslı. Şöyle koltuk alalım. Bence buraya doğru izleyelim. Ne diyorsun? Çok kötü yere koymuşlar ya. Sen de o koltuğu al bakalım. Aldım. Şöyle alayım şunu. Aldım, buraya koydum. Gel bakalım burada televizyon izleyelim. Gürol inanmıyorum. Televizyonumuzun, koltuklarımızın, evimizin her şeylerinin yerini değiştirdiler. Bak şuna bak. Dolabıma bakıyor. Şöyle bakayım, çerez var mı? Var vallahi, hamburger buldum Aslı. Ay hamburger mi? Getir de yiyelim o zaman. Yap. Yiyelim bakalım üstüşür. Oh. Bütün yemek yiyorum Aslı. İnanmıyorum Gürol. Bütün yemeklerimizi bitirdiler. Onca yemeği koymuştum önlerine. Onlarla basketbol topu oynadılar ama. Yap. Galiba çok güzel şeker ya. Bu gerçekten de çok güzel. Ya yeme o kadar zararlı şey. Şuna bak. Evde bir tane sağlıklı bir şey yok. Hem zararlı şeyler var ya Kerem. Ay evet ya. Ay. Gürol. Aslı polis evimin ortasına kakasını yaptı. İnanmıyorum. Ben artık dayanamayacağım Gürol. Ya Gürol yaptıklarını görüyor musun şunların? Çıktım ekrandan. Ya inanmıyorum ya. Ya Allah cezasını versin Gökçe bunların. Gel Allah cezasını versin ya. Evi mahvetti bunlar. Ya evet, biz bilse güvenmeyi bırakamayacak mıyız gerçekten de Gökçe? Bu ne hal ya böyle? Bilmiyorum, İnsan inşallah bizim odamıza bilir. Falan girmezler Gürol. Gerçekten çok sinirimi bozuyorlar. Neyse bakalım daha ne yapıyorlar. Osurmuş evimin ortasına. Gürol inanmıyorum. Evimin ortası yanıyor resmen şu an. Aslı bak osurdum. Gel odaya gel. Ledimi buldum burada.
Kökçe odaya gittiler, odaya gittiler. Aa, odamıza. Tamam, hemen ekranı değiştiriyorum. Bakalım. Hayır, burası bahçeymiş. Şöyle şurası mıydı? Hayır, burası da şeymiş. Tamam, en son burası. Ah evet, bilgisayarım elinde Gürol. Bak şimdi ne yapacağım Kerem, bak bizde. Hoba hoba hoba. Gürol, benim bilgisayarımın üstünde zıplıyorlar. İnanmıyorum, ben artık dayanamıyorum. Çok sinirlendim. Paçoz Gökçe'nin kıyafetine bak. Paçoz ya bu kız. Ay evet ya, Gürol'un da ayakkabılarına bak. İğrenç çakma ayakkabı giyiyor. Fakir kızım bunlar, fakir. Ha, yatağına bak, yatağı pislik içinde. Aa, burada Gökçe'nin telefonunu buldum bak. Hadi hadi karıştıralım bakalım kimlerle yazışmış Gürol, Gökçe. Gürol, telefonumu karıştırıyorlar. Kıyafetlerime de paçoz dediler. İnanmıyorum, bu yaptıkları çok yanlış ya, gerçekten. Ya çok pes ya gerçekten. Baksana telefonu karıştırıyor Gökçe, neler yapıyor. Ya çok bak, sinirleniyorum. Ne buldum, ne buldum. Şimdi Gökçe'nin Instagram'ına hikaye atacağım. Ben malım diye. İnanmıyorum. Ben daha fazla tahammül edemeyeceğim Gürol. Sen burada bekle, ben onların yanına gideceğim, tamam mı? Dur yaptıkları çok yanlış. Gitme bence. Aa, ne yapacağım o zaman, gitmeyeyim. Tamam, bir kere daha izleyeyim bakalım ne yapıyorlar. Gel gel. Şimdi bak ne yapacağım, gel benimle Kerem. Tamam, geldim geldim. Ben malım yazdım, ben sakatım yazdım Instagram'a. Aa, Gürol lavaboya girdiler, hemen lavaboya girmem lazım. Aa, tamamdır. Evet, bizim banyomuzdalar şu an. Aa, tuvaletimizi kırdılar. Aa, bundan sonra Gökçe Gürol tombiş kakasını yapamayacak. Ben de şöyle şu duşakabini bozayım da şöyle çişimi yapayım, hatta dur şöyle küvetin içine. Aa, küvetimizin içine çişini yaptı. İnanmıyorum, klozeti de kırdılar Gürol. Gürol bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ben artık dayanamayacağım gerçekten. Aa, kakamı da yaptım. Gürol yok yok, çıktım ben. Ben artık dayanamıyorum, ben onlarla gidip konuşacağım. Sen beni burada bekle, tamam mı? Aa, bu kadarı çok fazla artık. Aa, şöyle açalım bakalım kapıyı. Ha, Kerem komiser, Aslı polis, ne yapıyorsunuz siz burada? Aa, siz bir saate gelmeyecek miydiniz? 10 dakika oldu. Aa, nereden çıktın sen be? Ne nereden çıktım? Ne demek nereden çıktım? Seni var ya parçalarım, duydun mu? Gel buraya, gel buraya. Siz nasıl arkadaşlarsınız? Nasıl insanlarsınız? Bizim nasıl evimizi kırdınız. Her şeyi gördük. Her yerde kamera vardı. Sizi izledik. Benim yemeklerimle basketbol topu oynadınız, tamam mı? Instagram'a hikaye attınız. Klozetimi kırdınız. Evimin yerini değiştirdiniz. Aa, hala aynısını yapıyor. Çık dedim dışarı. Sen artık benim arkadaşım değilsin. Al bakalım, al bakalım. Hayır hayır, kaç kaç Aslı. Al dedim sana, al dedim. Gel buraya, senin saçını başını yolacağım. Kerem komiser, al dedim sana, sana da al şöyle. Hayır, bu yaptığınız vurma, çok vurma. Yanlış gerçekten. Bir daha sakın bizimle görüşmeyin. Siz kötü insanlarsınız, kötü arkadaşlarsınız. Aman be, sizin iğrenç hepinize kaldık sanki. İğrenç, kaka siz kendi evinize bakın öncelikle. Sizin de yaptıklarınızı biliyoruz. Herkes arkanızdan konuşuyor. Gürol ya, yaptıklarını gördün mü? Beni çok üzüler gerçekten. Ben bu Kerem komiseri alam aşkım. Ben bu Kerem komiseri şikayet edeceğim, tamam mı, emniyet müdürlüğüne? Onun işine son versinler. Gerçekten böyle polis olmamalı. Evet, bence de öyle yapalım. Şunun da meyvelerini koyayım. Ay, çorbayı unuttum. Çorbayı da şöyle karıştırayım. Gürol gel de şu elmaları kes lütfen. Ya ne oldu Gökçe, ne oldu ya, ne elması? Ya yetiştiremiyorum. Ha, ya, sakın dokunma dedim sana bak. Akşama Kerem komiserle Aslı polis gelecek. Yeme şu yemekleri. Ha Tombiş. Aa, Gökçe abla, selamünaleyküm, yedim. Ya şu 2 dakika tüsteyim bana. Kaynım kaçındı ya. Tombiş, hayır hayır hayır, olmaz olmaz olmaz. Ya misafirler için onlar ya. Ben sana para vereyim, tamam mı? Sen git oradan ye, tamam mı, yemeğini? Of ya, tamam bir şekerim şuraya. Tamam yeter, aç karnına, yeme şu şekerlerden, bir tane vereceksin sadece, yiyeceksin. Neyse, gel bakalım Tombiş. Ay bak, arkadaşınla uslu duracaksın. İlk defa birisinde kalmana... Ay, nefes alamıyorum. Oh, bahçeye çıkmam lazım. Oh, ya bu çocuk niye bu kadar kötü osuruyor? İğrenç. Oh, Gürol. Gürol. Gürol bayıldı. Gürol bayıldı. Kokudan bayıldı. Gürol amca bayıldı la. İyi misin? İyi misin? Tombiş, Allah senin cezanı vermesin ya. Gürol, iyi misin? Ne oldu? Ne oldu öyle? Tombiş'in osuruk kokusuna bayıldın Gürol. Çok çirkin koktu gerçekten. Ya iyi Tombiş, neydin ya? Kuru fasulye pilav yedim, ne olmuş yani? Neyse, hadi ben gidiyorum. Arkadaşım Ahmet'te kalacağım bu akşam. Yan geleyim mi, tamam mı? Bak, ilk defa birisinde yatılı kalmana izin veriyorum. Uslu duracaksın, beni pişman etme. Bu parayı tamam, da al. Para. Al bakalım. Hadi ne, bakalım. Ne? Bir tane daha. Ha, bir tane daha mı? Tommy, saçmalama, 64 lira para verdim. Hadi git başımdan. Tommy, al, bu da son, tamam mı? Paranı idareyle harca. Oh, enayi. Hadi görüşürüz. Enayi mi dedi o bana? Sensin be enayi.
Ey Allah'ın terbiyesi. Çık dışarı bakalım. Hadi git bakalım. Tombiş sakın o arabaya bineyim deme. O arabaya bindin ha. Tombiş getir. Tombiş arabayı getir dedim sana. Lan arabam gitti Gökçe. İnşallah başına bir şey gelmez arabanın. Artık gitti. Neyse Gürol, hadi gel bakalım. Biz de içeri gidelim. Kerem komiserler az sonra gelir. Aa, çorbanın altını açık unuttum sizin yüzünüzden. Gidin hadi başımdan. Ya neyse. Gideyim de bakalım şöyle Gürol'a azıcık yemek yiyeyim ya. Vallahi iş çıkış ışığında da enayilerden yemek yiyeyim. Gidelim bakalım şöyle kapıyı çalalım. Gürol, Gökçe, kapıyı açar mısınız? Ya, kapıyı açın kapıyı, ben geldim. Kerem komiser geldi galiba. Gürol açsana kapıyı, ne duruyorsun öyle, her şeyi benden ya, bekliyorsun ya. Kerem komiser. Kapıyı açın kapıyı. Kerem komiser açtım ya kapıyı, sen akılsız mısın? Ay pardon, görmemişim ya. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Ben de işten çıktım yani öyle. Yemek yaptın mı bakalım? Yaptım da sadece yemeğe gelmiş gibi konuşuyorsun. Neyse hoş geldin bakalım, gel Kerem komiser. Hadi bakalım ben size yemekleri katayım. Bakın burada çok güzel yemekler yaptım. Yemekler güzel aslında, tatlı şöyle yiyeyim bakın. Ay, ben bunu yemem be, iğrenç bu. Ne diyorsun ya? Kerem komiser, niye yemiyorsun ya? Yemem işte, ben bunu yemem yani. Sizin ben bu 5 kuruşluk yemeklerinizi yemem, tamam mı? Neyse şurada oturayım da bana yeni yemek yapın hadi. Ne diyorsun size sen ya? Senin burada hizmetçin mi var? Sen ne kadar da terbiyesiz bir adam olmuşsun. Allah Allah ya. Aman yemezsen yani, yeme. Benim içim dışım bir yani Gökçeciğim. İyi iyi, kötü kötü derim. Mesela bir dakika şuradan şöyle bir yiyeyim şunu. Aslında kötü de olmamış ki. Bak bu iyi olmuş ama. Yani yanındaki harbiden 3 kuruşluk malzemeyle yapmışsınız. Sizin bu yemenize muhtaçmışım gibi davranıyorsunuz bana. Allah Allah. Aslında güzel olmuş Gürol, kötü mü olmuş benim yemeğim ya? Kötü mü gerçekten? Yok aşkım, aşkım. Yo çok güzel olmuş. Şımarık işte Kerem komiser, ben sana dedim çağırma diye ya. İyi tamam, ne bileyim ben, kendi dedi gelmek istiyorum Kerem dedi. Komiser? Ha? Kerem komiser nerede? Kerem komiser neredesin? Kerem komiser neredesin? Burada yok. Nereye gitti bu ya? Ha? Burada kakalar var Gürol. Kakalar var burada. Kerem komiser buraya kakasını mı yapmış? Kerem komiser yok. Evden gitmiş kakasını yapıp. Ya bu ne kadar terbiyesiz bu adam. Ne Vay kadar kötü. Gidiyor. Bak görüyor musun? Kaçıyor. Şuna bak. Ya Gürol beni çok sinirlendirdi bugün bu. Gidelim onu trolleyelim. Ne diyorsun? Ya evimin önüne kaka yapmış pislik herif. Bir de yemeğimize kötü dedi Gökçe. Oo ben bunun altında kalmam Gürol, tamam mı? Şimdi gidip onu trolleyeceğim. Hemen deli doktora gidip küçük aletler alacağım. Sonra onun evine girip onu delirtelim bugün. Ne diyorsun? Çok güzel olur. İyi hadi gel o zaman, deli doktora gidelim. Pislik hadi gel hızlıca gidelim. Ya. Ona gününü göstereceğiz. Arkadaşlar ne kadar da ayıp etti. Çok sinir etti beni. Hadi Gürol gel bakalım. Geldik sayılır deli doktor. Tık tık tık. Hadi gir bakalım içeri Gökçe. Şöyle deli doktor. Deli doktor. Deli doktor yok. Haa. Bu da ne böyle ya? Hadi bakalım. Şimdi dönüşüyorum. Deli doktor sen neye dönüşüyorsun? Deli doktor o dumanlar da ne öyle? Nerede burada işinizler? Hayır olamaz, benim dönüşmemi mahvettiniz. Aa deli doktor kusura bakma, yanlış bir zamanda geldik. Yeni icatlar mı yapıyordun? O da ne, bir girebilir evet. miyim şöyle? Bir gireyim mi lütfen? Hayır. Hayır girme. Of iyi tamam, girmem o zaman. Deli doktor bana küçük aletleri versene. Kerem komiseri çok gıcık oldum, onu trolleyeceğim. Küçük aleti mi? Al bakalım. Şöyle sana aleti vereyim. Şunu da vereyim. Sonra şunu da vereyim şöyle. Ya deli doktor sen çok yaşa, teşekkür ederim. Ne bunu al? Bir tanesini Gürol'a vereyim ben. Tamam mı? Bunu sırtınıza çakıyorsun, sonra uçabiliyorsunuz havada. Yaşasın. Oha. Tamamdır o zaman deli doktor. Var ya sen bir tanesin, teşekkür ederim. Ha? Deli doktor küçücük oldun. Deli doktor. Deli doktorun aç aşısını. Aa, ya yapmasana adama ya. Allah Allah, o bize yardım ediyor. Oldum, Allah seni belanı versin. Ay kaç Gürol, kaç. Bu iyice delirdi, gel ya. Ya adamın yüzüne niye osuruyorsun ya? Sen kafayı mı yedin? Hadi gel İyi bakalım. İyi oldu valla. Bir an önce Kerem komiserlerin yanına gidelim. Sonra da onları mahvedelim Gürol. Çok fena trolleyelim hem de, tamam mı? Tamam hadi gel gidelim bakalım. Bu arada Gökçe ben sana bir şey soracağım. Sen gerçek yüzünü ne zaman göstereceksin ya? Ben çok merak ediyorum gerçek yüzümü mü? Evet birazcık geç kaldım. Herkes de bekliyor biliyorum. Ama plaketimin gelmesini bekliyorum Gürol. Sen de biliyorsun. Sonra da onlara oyuncaklar vereceğim biliyorsunuz. Evet ya ama oyuncakları ben istiyorum. Bana ver. Ya saçmalama, onları arkadaşlarıma vereceğim. Bizi izleyen kişiler kazanacak. Hadi o zaman en kısa zamanda da çekeceğim. Arkadaşlar siz de gerçek yüzümü merak ediyorsanız yorumlara yazın. Hadi gel Gürol. Burası. Şurada bakalım. Oo, bakalım evet, ne yapıyorlar. Kerem komiserin evi orası. Bir dakika şöyle bakayım.
Burada birisi gözükmüyor. Burada Allah da Allah. Gözükmüyor. Şimdi bir bakalım bakalım. Bekleyelimler bakalım ne zaman çıkar gelir. Hadi ya neredeler bunlar? Aa Kerem komiser merdivenden iniyor. Aşkım geldim. Sana çorba yaptım bebişim. Çorba mı yaptın? Tamam aşkım birazdan yerim. Şu bekle şu film bitsin geleceğim hemen tamam mı? Tamam aşkım bakalım. Aa beni görüyordu az kalsın aslı polis. Gürol evet içerideler. Hadi küçül artık tam tamam, zamanı. Tamam. Ne yapacağım ben şimdi biliyor musun? Ben kapıyı çalacağım. O sırada Kerem komiser dışarı çıkacak. Çıkar çıkmaz hemen küçülelim tamam mı? Ondan sonra içeri girelim. Tamamdır hadi o zaman ben küçülüyorum şöyle jetpack'imi de taktım. Tamamdır. Kapı çaldı kim geldi? Aşkım kapıya bak. Bakıyorum. Ah gerçek küçüldüm. Tamam tamam hadi. Oh olamaz şöyle kapı açıldı. Hadi gir bakalım. Gel. Gürol başardım. Girdim işte buradayım. Gel şu televizyonun arkasına mı saklanalım nerede duralım? Ya şu veletler gerçekten beni sinir ediyor. Gerçekten şu veletler var ya kapıyı çalıp gidiyorlar ya. Eğer onları yakalarsam onların babalarını hapse atacağım aşkım. Öyle yap aşkım. Vallahi ben de çok sinirlenirim bu çocuklara. Oo, çocukları sevmiyorlar. Asıl çocuklar da sizi sevmiyor bir kere. Kötü aile. Neyse Gürol ne yapalım biliyor musun? Şöyle televizyona vuralım da tuşlarını kapatalım. Delirirsin. Dur. Şöyle vuruyorum. Tamam vur. Hadi ben de şöyle vurdum. Ne oluyor televizyon ne oluyor? Aa olamaz televizyon bozuldu. Aşkım daha yeni aldık ama televizyonu. Lanet olsun bu televizyon ne oldu böyle? Aa gerçekten çok sinir olurum. Gerçekten çok sinir oluyorum. Neyse yukarı çıkayım da bir çişimi öpeyim. Çişini yapmaya gitti Gürol. Hadi gel o zaman. Biz de ne yapalım biliyor musun? Yukarı onun çişine gidelim. Sonra da klozeti kıralım. Koş, hadi gel bakalım. Hadi şöyle gidelim bakalım. Aa tuvalet burada. Şöyle bir anda kapıyı açarsak korkar bence. Tuvalet burası değil. Burası tuvalet sanırım. Tuvalet şurası galiba. Pat açtım. Aa nerede? Ha işte orada. Ne oldu? Gürol saklan. Hayır olamaz. Kapı niye açıldı? Aslı. Allah Allah Aslı yok burada. Kapı niye açıldı ki? Neyse bakalım. Gideyim şöyle kakamı yapmaya devam edeyim. İğrensin Kerem komiser iğrensin. Ama sen şimdi görürsün sonra şöyle bir tane vurdun mu? Şimdi vuracağım şöyle yakınlaşalım şöyle. Bir tane vurdum. Ne oldu? Böcek ısırdı galiba. Ya Aslı ben sana kaç defa dedim şu evi ilaçlatalım diye her yer böcek kaynıyor ya. Bıktım gerçekten bıktım. Neyse. Çok sinirliyim aşağı ineceğim yeter ya. Gürol nasıl sinirlendi gördün mü? Daha demedim çorba içen falan diyordu. Gel onun çorbasını tur edelim gel. Aa çok mantıklı. Hadi gidelim ve onun çorbasına bir sürü tuz atalım. Yiyemesin aç kalsın. Gel. Bak çorba orada görüyor musun? Aslı polisin orada. Aşkım sana bir şey diyeceğim ben. Bak bana bak Aslı. Sana bir şey diyeceğim ben şimdi. Sakla şurayı sakla. Ya Aslı yukarıda beni daha demin böcek ısırdı biliyor musun ya? Nasıl yani aşkım? Bildin beni böcek ısırdı Aslı. Şu evi ilaçlatalım artık gözünü seveyim. Böcek ısırmış. Tamam alıyorum şöyle şuradan bir tutam alayım mı ne dersin? Şöyle. Tamam aldım. Almayı başardım ama nereye düştü göremiyorum. Şurada. Şurada şuraya düşmüş. Tamamdır şöyle alalım bakalım şöyle. Aldım tamamdır bakalım döküyorum tuzu şöyle içine. Şöyle dökelim bakalım. Dök. Döküyorum dur. Şöyle iyice karabiber de koyayım çok acı olsun. Ay bakıyorsun. Çorbanın üstüne sinekler uçuşuyor Kerem. Gel şuraya gel. Olamaz. Buradayım Gürol. Gördüler galiba bizi. Ya ben sana dedim Aslı gördün mü çorbamın üstünde her yerde sinek var. Sakla gel buraya. Tamam saklandım. Ay inşallah sinek ilacı falan koymazlar Gürol ölürüz valla. Aşkım ne yapıyorsun yalan sıkma manyak mısın? Çorbama bir de dadanıyor pislik hayvanlar size. Sinirlendim. Aşkım yapma git çorbanı iç hadi sakinleş. Neyse alayım da şu çorbayı gideyim şöyle masada içeyim bari. İnşallah güzel yapmışsındır Aslı. Merak etme tam senin istediğin gibi yaptım Kerem. Neyse tamam o zaman. Oturayım şöyle yiyeyim bakalım şöyle. Aslı bu ne böyle çok tuzlu bu. Beni mi zehirleyeceksin sen? Ne alaka aşkım ya? Şey senin istediğin gibi yaptım. Hayır leş gibi tuzlu olmuş. Bak yine yiyeceğim hatta. Leş gibi tuzlu. Yeter be yeter kadın beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Gökçe görüyor musun nasıl da kavga ediyorlar? Oo iyi olsun. Ya bu Kerem komiser çok garip değil mi? Sineklere silah sıkıyor çocukları sevmiyor. Bir değişik gerçekten bu. Ne yapıyor be bu böyle? Neyse ben o zaman yemek sipariş ediyorum. Gideceğim kendime pizza sipariş edeceğim Aslı. Tamam mı? Aman beğenersene. Yemez sen yeme zıkkımı kökünü. Sen zıkkımı kökünü.
pis kadın seni. Neyse hemen şöyle sipariş edelim şöyle pizza. Alo merhabalar. Ben bir tane pizza istiyorum. Evet evet ben Kerem komiser. Lütfen bana bir tane büyük boy pizza getirir misiniz? Teşekkür ederim. İyi günler. Senin yemeğine muhtaç kalmadın pislik kadın. Gökçe. Gökçe, şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağız? O pizza sipariş etti ya. Aynen. Sen beni burada bekle. Ben kapıdan pizzacı kılığına gireceğim, tamam mı? Sonra pizzanın içine tüküreceğim. Tamam tamam Gürol, hadi ben seni bekliyorum. Hızlıca çık bakalım, tamam mı? Tamam tamam. Çok güzel olacak. Bunlar da böyle kavga etti. Arkadaşlar, Kerem komiser ne kadar değişik ve sinirli bir insan. Öyle değil mi sizce de? Neyse hadi Gürol'u bekleyelim bakalım. Kapı niye açılıp kapandı? Allah'ım yarabbim, neler oluyor ya bu evde vallahi. Evde şeytan var herhalde. Evet var var. Bir tane şeytan var. Ama o şeytan da sensin. Bak kadın. Bana öyle pis pis konuşma, tamam mı? Duyuyor musun beni? Hadi sen bana konuşma. Böcek seni. Sen demek ki böceksin ki böcekler sana aşık. Yandan ayrılmıyor. Böcek Kerem. Aa, seni çekemeyeceğim ben gerçekten. Senin gibi birisini ben çekemiyorum. Bıktım, ayrılacağım bak artık senden. Kes sesini be, kes sesini. Ya arkadaşlar ya, nasıl da kavga ediyorlar. İnanmıyorum gerçekten. Oo, canıma da değsin. Benim yemeklerimi beğenmezse olacak bu. Ha. Bak gördün mü, pizzam geldi benim. Pizzam geldi, pizzam geldi. Merhabalar, ben pizzanızı getirdim. Ha, pizzanı mı? Sen çok tanıdık birisine benziyorsun ya. Ha evet evet. Kerem ben şey, ilkokuldan senin arkadaşın. Adım Mehmet. Ha Mehmet, ya ben diyorum nereden çıkardım seni ya? Neyse ben şöyle senin pizzanı vereyim. Ücret ne kadar? Ücretim olmasın, müsaadenlik benden olsun. Ya ne kadar iyi bir insansın Mehmet, teşekkür ederim. Ama bu pizza birazcık ıslak gibi duruyor, niye böyle? Özel sosumuzu koydum. Özel bir tane sos koydum içine, böyle güzel bir sos. Sen git diye çağırdı onu. İyi tamam, hadi teşekkür ederim. Görüşürüz bakalım. Oh, görüşürüz. Hemen elimin içine girdim. Gürol, beni görebiliyor musun? Ben onlara evet, bakıyorum. Sen bekle beni istersen. Tamam tamam, bekliyorum ben seni. Burada dikkat. Tamam tamam, bakalım ne yapacak arkadaşlar. Ay çok komik olacak gerçekten. Aç kal bakalım benim yemeklerimi beğenmiyorsan. Bu niye ıslak böyle ya? Özel sos dediler. Bu ne lan böyle? Neyse bir tane daha tadayım. Belki de ıslanmıştır. Yok abi ya. Aslında bir tane daha şöyle vurayım. Şöyle vurayım. Yine böcek ısırdı beni. Böyle kalırsın bakalım. Akılsız Kerem komiser, akılsız. Artık ben gidiyorum. Bu evde de şeytanlar var. Şeytanlar. Hayır. Duyuyor musun sesini Aslı? Aşkım ne oluyor? Hayır, yardım edin. Yardım edin. Yok gel gel buraya gel buraya gel. Gördün mü Gökçe nasıl da korktu ama? Evet, onu çok fena trolledim. Oo, iyi oldu Gürolan'a vallahi. Tam da iyi oldu. Hak etmedi mi sence de? Bence tam olarak bence hak etti. Bence hak etti Gökçe. Vallahi bence de hak etti. Hayır olamaz. Yardım edin. Yardım edin. Evde şeytanlar var. Aa, şöyle dur şöyle dur. Bizi görmesin. Tamamdır bakalım. Ben yemekleri hazırladım. Gürol, sen de bunları masaya koymamda yardımcı olur musun? Şimdi başlıyor bakalım. Konserimiz başlıyor. Hazır mısınız bakalım? Ya Gürol, ne konseri diyorum? Bana yemeklerde yardım eder misin artık? Başlıyor konserimiz. Don Bişko, popon çok kokuyor. Popon ya, her zaman sus, çok kokuyor. Sus, çocuk duyacak. Bak çok üzülüyor sonra. Bişko, yapma şöyle lütfen. Don Bişko, popon çok kokuyor. Bu ses neden böyle? Hocam bir ses geliyor. Anne gördün, ne yapıyorsun? Don Bişko, popon çok kokuyor. Ya, her zaman Gürol, çok kokuyor. Ya. Sus dedim sana. Çocuk üzülüyor sonra diyorum. Yapma şöyle. Tombişim tamam üzülme, bak senin popon falan da kokmuyor, çok da güzel kokuyorsun sen, hadi bakalım okula geç kalacaksın da senin o elindeki klozet ne böyle? Gökçe hadi bak, klozet hadi gene, bundan sonra her an en yedi kakamı yapabilirim. Ya Tombiş ya, hadi bakalım çık dedim sana, al bakalım bu da senin paran, sana bugün tam olarak 10 lira veriyorum, al dedim şöyle. Ya o niye ne ya, benim ya kız arkadaşıma da yemek kaçmayacağım Gökçe bak. Ya kız arkadaşının kendi parası yok mu? Sus, söyleme söyleme ya, Gökçe söyleme. İyi tamam tamam, al hadi tamam, bu kıza da tost alırsın, hadi gel bakalım. Siz ne konuşuyorsunuz bakalım? Bir şey konuşmuyoruz, hadi Tombiş'im okula geç kalacaksın, görüşürüz. Gökçemle. Allah senin cezanı vermesin Tombiş, bir kere de kakanı yapmadan git. Allah'ım yarabbim ya, Gürol şurayı temizler misin lütfen? Bu ne böyle ya Tombiş ya, Allah'ım yarabbim, her yere kakasını yapıyor. Bir de bu klozet de lan. Hadi bakalım sen buraları temizlememde yardım et. Sonra da evi süpüreceksin, tamam mı bakalım? Ya ben niye süpürüyorum ya? Ya Gürol, ev işlerinde bana yardım etmen gerektiğini konuşmuştuk, tamam mı? Bak ben yemekleri hazırladım, sen de akşam bulaşıkları yıkayacaksın. O sırada da evi temizlemeyi unutma sakın. İyi tamam bakalım, uf ya. İyi bakalım, hadi aferin, sen buraları topla, ben de yemekleri hazırlayayım. Hayır ya.
Ne hayırı ya? Yapacağım dedin ya şimdi. Ya ben erkeğim yapmam ben. Bana ne yapmayacağım ya? Ya ne saçmalıyorsun bu işin? Ev işini sen yapacaksın. Ondan sonra yemekleri sen yapacaksın. Ben de burada. Havuz sefası yapacağım. Hop şöyle yüzeyim. Aynen ya, çok güzel hayat gerçekten. Ya kadın erkek eşit, tamam mı? Öyle bir şey mi var, ben erkeğim iş yapmam falan diyorsun? Öyle bir şey yok. Herkes de iş yapabilir aynı zamanda, tamam mı? Şöyle biraz daha özleyeyim. Bak bak şimdi ne yapacağım Gökşu, biliyor musun? Ya Gürol, çık dedim şu havuzdan. Bak bana yardım etmen gerekiyor artık, tamam mı? Hepsine ben yetişemiyorum tek başıma. Bak canına gerçekten. Buradan dalıp buradan çıktım da çok güzel. Al sana, al sana. Sinir ediyorsun ya, sen beni ya. Ya ne olayım be? Allah'ım yarabbim ya. Bak ya, ya çekmesene saçımı. Sen al, ya, al. Ya Gürol ne yapıyorsun? Neden beni havuza atıyorsun? Orada dur. Dur şöyle. Gir, yeniden gir havuza bakayım sen şöyle. Ne yapıyorsun Gürol? Ya ne yapıyorsun sen? Gol! Sen var ya beni çok sinir ediyorsun. Yeter artık. Her şeyi ben yapamam, tamam mı Kerem? Birazcık artık kendi çekil düzen ver. Ya kızım 8 saat işte çalışıyorum. Bir de seni yemeğini mi yapacağım ya? Sen bana ne ya? Bana ne? Ben çalışmıyor muyum? Sen ya, polisine ben be. Hadi ya. Gel şu Gökçelere gidelim. Bir sus artık, kafamı şişirdin ya. Utanıyorum senden artık, tamam mı? Bıktım senden gerçekten Kerem. Kafayı açtırmasın Gürol. Ya sussana be kız, sus. Ya sen sus. Ya çekil dedim sana, şuradan çekil dedim. Kapı çalıyor. Kim geldi bu saatte? Hoş geldiniz. Merhaba, Kerem komiser. Kerem komiser buradayım ya, görmüyor musun? Ne yapıyorsun Gökçe, iyi misin ya? Akılsız ya, kapıyı çaldı halde hala kapıyı çalıyor. Açtı ya kapıyı, görmüyor ya, musun Kerem? Ya bir sus artık be, bir sus ya. Ne konuştun be kadın? Ya Kerem komiser, düzgün konuşsana Aslı polise. Ne oldu, sizin neyiniz var? Neden kavga ediyorsunuz Aslı? Neden mi olacak? Çünkü Kerem bütün gün yatıyor. Bütün her şeyi ben yapıyorum. Ben çok bıktım bu Kerem'den artık. Nefret ediyorum senden Kerem. Ben de senden bıktım. Ne yemiş, yemekleri beraber yapacakmışız. Ya git yemeği yap diyorum. Bir türlü yapmıyor. Evi süpür diyorum. Ya ne alakası var ya? Yani seni göçe diyor, biliyor musun Kerem yani? Gelmiş bana evi süpür, yemek yap. Oldu hizmetçinim sanki. Sen benim hizmetçimsin. Ya hizmetçilikle alakası yok. Ne alakası var? Ben senin hizmetçin değilim. Şaşırcı Kerem ya. Sizin gibi durma benim bırak ya. Bırak ya artık. Ya bu işler ortak yapılır, tamam mı? Ne yapıyorsun Kerem ya? Ne yapıyorsun? Al bakalım şu parayı Aslı. Çeneni kapat, tamam mı? Ya al bakalım. 3 kuruşluk paranı sen önce kendine sakla. Senin kazandığın parayı ben de kazanıyorum. Ama benim yaptığım işi sen yapmayı beceremiyorsun. Çünkü beceriksizsin. Ya Gökçe, sen benim gibi birini bul da. Ondan sonra sevinirsin. Benim ya gibi birini bulamazsın. Ya senden dışarıda 100 tane bulurum, tamam mı? Hem de daha efendi, saygılı, hanım ve böyle insan birini bulurum. Ya hadi be oradan be. Hadi be oradan, ben bir kere yakışıklıyım, tamam mı? Yok hayır, Kerem. Gibi, sen o kadar bulamazsın. Ne alakası var? Senden o kadar çok bulurum ki ben de Gürol. Ne alakası var yani? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ya yürü git be, ha aynen. Bizim ya kardeşim, bunlar şey, bizim farkımızda bile değiller, şuna baksın da. Bizim yani tek dediğimiz şey, ev işlerinde ortak yapmamız gerekiyor. Sinir ediyorsunuz artık. Bak Gökçe ya, vurma ya. Ben artık sizinle aynı şehirde yaşamak istemiyorum, tamam mı? Bence Gökçe, biz burada seninle birlikte yaşayalım, ne dersin? Bu Gürol da evden kov, zaten bir halta yaradığı yok gerçekten. Şuna bak Aslı, bu ev benim bir kere, tamam mı? Gökçe'nin değil. İşte bile Gökçe'nin, Gökçe'yle birlikte aldınız bu evi. Ben gayet iyi biliyorum her şeyi, tamam mı? Ben de çok iyi biliyorum. Bu ev Gürol'un çalıştı dediğinde, çabaladı, bu evi Gürol aldı, Gökçe tamam mı? Gökçe de çalıştı dediğinde, birikiminden vererek aldılar bu parayı. Yoksa Gürol bekle alırdı, tamam mı bu evi? Ya bak sana ne, sen nereden biliyorsun ben, Aslı ya, benim biliyor, bu evi. Ben anlattım tabii ki. Bu evi o zaman şehri ortadan ikiye böleceğiz, anlaşıldı mı? Siz bizim alanımıza giremeyeceksiniz, biz de sizin alanınıza giremeyeceğiz, anlaşıldı mı? Tamam, anlaşıldı. İyi. Anlaşıldı bakalım, ben de bu sayede asla kurtulmuş olurum. Ben de Gökçe'den vallahi yeni kızdım. Ya hadi hadi, benden kurtulacakmış, iğrenç şey seni, sen bir kendine bak. Yani ben olmasam 2 güne kokar senin evin, her şeyin, iğrençsiniz gerçekten son derece. Aynen. Tamam, sen tamam, artık bak. Sizinle birlikte kavga etmek istemiyoruz, tamam mı? Meydandan itibaren evi bölmeye başlarız, şehri ortadan ikiye böleceğiz. Haydi bakalım, gelin meydanda buluşalım. O zaman öncelik bizim, tamam mı? İlk başta biz seçeceğiz. Tamam bakalım, hadi seçin o zaman. Aslı, seçin hadi bakalım. Sence nereyi seçmeliyiz? Sence nereyi seçelim? Tabii ki de marketi seçelim Gökçe. Açlıktan gebersin onlarda. Nasıl fikir? Bence çok iyi fikir. Haydi o zaman biz marketi seçiyoruz. Artık marketin önünden bile geçemezsiniz. Hayır. Şöyle marketi alalım bakalım. Tamamdır. Üzülme kardeşim. Gel biz de bak nereyi seçeceğiz. Bir mi seçeceğiz? Tamam. Ha gelin o zaman, şimdi sıra bize. Siz market seçtiğinize göre. Burayı mı seçiyoruz Kerem? Evet, bekleriz kardeşim. Olamaz. Bekle, nasıl seçtiler Gökçe? Şimdi ne yapacağız?
Önemli değil çünkü ben nereyi seçeceğimi iyi biliyorum. Biz de burayı seçiyoruz. Gürol Burger. Hayır, burasının ismi bakı benim. İsmim bile Gürol Burger ya. İşte bile, tamam mı? Burayı da biz seninle birlikte açtık. Sadece ismi sana ait. Haydi bakalım, biz de burayı aldık. Artık Gürol Burger'in önünden bile geçemezsin. Hatta ismini de değiştirelim aslında. Ne dersin? Gökçe'yle Aslı Burger yaparız. Ya ağlama, karşıma ağlama ya. Gel gel. Biz de sonra birini seçelim. Hadi gel. Şimdi görürsünüz. Görürüz. Kesin görürüz. Hadi, bakalım, hadi gel bakalım Aslı. Nereyi seçiyor olabilirsiniz ki? Deli doktor. Hayır, olamaz. Ama deli doktor bir insan, tamam mı? Onu seçemeyiz. Hayır, seçeriz. Bana ne ya, bana ne? Aynı öyle. Sana ne? Pabucumu ye. Al sen benim pabucumu ye. Allah Allah ya. Aman ne seçerseniz seçin. Aslı gel bakalım, biz de o zaman birini seçiyoruz. Şöyle gel bakalım. Hayır. Market seçin zaten. Baş hakkınız yok. Bana ya, ne? Aynen. Kesin öyledir. Canımız kaç market seçmek isterse biz de o kadar market seçeriz. Ya tamamdır bakalım. Artık benim de bize ait. Hayır, bize de ait. Bize de. Öyle bir şey yok. Kral ihlali yaparsanız her yer bizim olur. Tamamdır Aslı. Artık bin bizim. Nasıl fikir? Açlıktan ölüm. Pışık. İğrensiniz gerçekten. Şimdi ben açlığı göstereceğim size şimdi. Görün bakalım. Ya nereye seçecek olabilirsiniz ki başka? Gel Kerem. Beni takip et. Bak bakalım nasıl intikam alıyorum. Gelin bakalım. Ne intikamı ya? Kuaför Bilal. Kuaför Bilal bizim oldu. Olamaz. Lütfen kuaför bizim olsun. Bir mi size veririz? Lütfen. Bak böyle saçlar yaptıramayacaksınız, gördünüz mü? Böyle havalı olamayacaksınız bak bu resimdeki adamlar gibi ya. Of ya, Aslı ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Gökçe, valla benim manikürüm var, pedikürüm var, saçlarımın boyası var, ne yapacağız şimdi? Valla bilmiyorum, aldılar. Tamam o zaman, madem öyle o zaman ben nereyi seçerim biliyor musunuz? Tabii ki de artık arabalarınızı yaptıramayacaksınız. Arabalarınızı yaptıracak bir sanayiniz olmayacak çünkü. Tamam o zaman, siz orayı seçtiniz. Kerem nereyi seçiyoruz? Kardeşim karakol. Karakolu seçiyorum. Hayır olamaz, karakolda ben de çalışıyorum Kerem, bunu yapamazsın. Hayır, bundan sonra benim yeni çalışanım Pelin diye bir tane hanım olacak. Hem de senden daha da güzel. Ben de o zaman kendime yeni bir komiser bulurum, tamam mı? Senden daha yakışıklı komiserler var. Başka karakol varsa bulursun güzelim. Tamam, başka karakola gerek yok. Gel o zaman biz de şöyle petrolü seçeriz. Artık tamamıyla araba kullanmayacaksın. Kerem, orası ortak alan. İşte bile, öyle bir şey yok. Ortak alan diye bir alanımız yok artık. Artık polis arabana araba bile dolduramayacaksın. Gürol sen de aynı şekilde, artık bir araban olmayacak kullanabileceğin, çünkü içinde benzin olmayacak. Tamam o zaman şimdi beni takip edin. Bakalım nereye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Başka zaten neresi kaldı ki? Nereyi seçecekler acaba? Of Gürol. Hastaneyi seçtim. Olamaz. Alın bakalım. Hastane bundan sonra benim. Buraya giriş yasak. Ha izikler. Aslı şurada ileride Gürol'un arabası var. Şimdi Gürol'un arabasını alayım da bir delirsin o. İyi tamam o zaman. Ben de görmüş olduğun gibi buradaki arabayı alıyorum. Hayır bu araba benim. Bunu alamazsın. Tabii ki de alabilirim. İstediğim yeri seçerim. Sıra bende. Artık çok güzel bir arabamız var Aslı. Görüyor musun şuna? Çok güzel yani, buna bineceğim. İçine benzinimi de yükleyeceğim. Sanayiye de götürebilirim. Öyle kalırsın. Of ya, benim arabam mı bu? Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten de araba çok iyi değil mi arkadaşlar? Gürol bu arabayı yeni aldı. Ama artık bana ait. Çok güzel, şuna bakın. Ya yeni arabadan ben arabam mı? Hiç de bile, bu benim alanım artık, tamam mı? Bu araba benim, sakın dokunmayacaksın. İyi tamam ya. Kerem biz nereyi seçsek? Kardeşim gel bak nereyi seçeceğim şimdi. Nereye gidiyorsun? KFC bizim. Tavuk yiyemeyeceksiniz bundan sonra. Protein alamayacaksınız. Olamaz, ne yapacağız ya Aslı, bir şeyler yap. Bilmiyorum, hem McDonald's aldılar hem KFC. Gerçekten de bu çok kötü Gökçe. Şimdi ne yapacağız? Ben gayet iyi biliyorum ne yapacağımızı. Şimdi yapacağımız şey şu tabii ki. Biz de burada görmüş olduğun kahve alanını alıyorum, tamam mı? Görün bakalım, siz de artık kahve içemeyeceksiniz. Çok da umurumda sanki. Çok da umurumda. Sinir etme beni, sinir etme dedim sana. Sen mi sinir etme? Allah'ım yarabbim. Hey Gökçe'ye bir daha vurursan seni tutuklarım, duydun mu Gürol? Bak bakalım nereye aldım ben. Şöyle bakabilirsin isterseniz. Olamaz, park aldı. Ne yapacağız şimdi Gökçe? Aman alsınlar parkı, ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Zaten bunların çoğu çocuklara ait. Ya bıraksana Kerem çocukların topunu.
Hoppa gol. Benim olsunsa bu park artık benim. Gol. Hadi gel Kerem, gol. Vur bakalım. Tamamdır o zaman. Gel bakalım Aslı. Hiç önemli değil bu evde artık. Çünkü bizim olduğu için bir problem yok. Hayır. Ev ortadan ikiye bölüyoruz. Ev ortadan ikiye bölüyoruz. Hiç de bile, tamam mı? Hiç de bile. Ev ortadan ikiye falan bölmeyeceğim. Ev ortadan ikiye bölüyoruz. Aynen öyle. Aynen tamam. Adil olacaksınız. Tamam o zaman. Kapı girişi bizim. Siz de bahçe girişini kullanın. Tamam mı? Şöyle tamamdır bakın. Buradan sonrası odalar bizim. Siz salonda yatın bundan sonra sıcakta. Olur. Sizden bir mutfağınız bile olmayacak. Tamam mı? Haha. Mutfağı bile sersizsiniz. Olmasın. Bizim McDonald's'ımız var. KFC'miz var. Gideriz biz oradan. Havuz alanında bizim. Havuza da giremeyeceksiniz. Yazık size. Yazık size. Hayır bu taraf bizim bak. Bu tarafa girebiliriz bak. Hayır bu tarafa da giremezsiniz. Burası mutfak alanından başlıyor Gürol. Görmüş olduğun gibi burada bitiyor her şey. Hayır elleri oradan çizgi başlıyor. Yalancı. İyi ya. Tamam. O zaman havuzun belirli büyük bir kısmı bizim. Diğer küçük kısmı sizin arkadaşlar. Gürolar sadece var. Burada yüzecekler. Dıppı 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 çıkkı çıkkı. Ama bu benim olamaz. Yürüme 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 yürüme. Ya çık, ama çık, bu benim bizim. Yerimdi. Hayır bizim çık. Dıppı çıkkı dıppı çıkkı. Kulaklarım ağrıdı gerçekten. Çok kötü çalıyorsunuz çocuklar. Evet, o zaman bence biraz sonra gidin. Aa, zaten gideceğiz. Gel Aslı biz burada yemek yapalım. Hadi kahve içelim. Eninde sonunda bize ihtiyacınız olacak. Zaten şimdiden acıkmaya başlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Evet Tombişim, çantan hazır mı bakalım? Evet Gökçe abla. Neler koymuşum biliyor musun? Hmm. Bir tane meyve suyu, bir tane kek, oyuncağımı koydum. Ondan sonra bir de Spiderman'i donumu. Başka bir şey yok. Başka bir şey koymadım. Kıyafet koymadın mı Tombiş? Bunlar da tatile gittiğimizde yolda acıkırsak diye yaptım. Hadi bakalım bunları da çantanın içine koy. Hayır Tombiş, şimdi yeme lütfen, yolda ye. Kerem komiserler de az sonra gelir. Hadi al bakalım çantana koy bunları. Gökçe abla bana bir tane donarsana. Spiderman'i donumu eskidi birazcık. Bana bir şey Süpermen. Tamam. Yolda sana Süpermen'le don alacağız o zaman, tamam mı, denize girmen için? Gürol hadi ben sana da valizlerimi geçeyim. Mayo geldi bana, mayo. Tamam tamam, önce mayo da alalım. İstediğin önce, her şeyi alalım. Atayım. Önce kalem oluyor muyum? Önce kalemle donla gittikten sonra. Olmazsın ama olsun, yine de ona benzersin en azından. Hadi bakalım Gürol, gel sen Gökçe, de buraya. Gökçe'ye geldim. Görmüş onun gibi çantaları hazırladım. Benim valizim de hazır. Almayı unutmadın değil mi sakın? Evet bak, bu sağ elimdeki senin, sol elimdeki benim valizim Gökçe. Senin çok ağır ya. Yani içine birazcık makyaj malzemeleri, birazcık böyle ojelerim, ondan sonra kıyafetlerim falan derken bayağı bir ağır oldu. Tombiş. Ya yine mi kakanı yaptın? Ya bak kaç gün eve gelmeyeceğiz. Tatilde kokar kakan, yapma lütfen. Ya of ya, ne yapayım, dayanamadım. Allah seni ne yapmasın Tombiş, yapma bir daha böyle şeyler ne olursun. Kerem komiserler kapıyı nerede kaldı? Açın. Kapıyı açın. İşte geldiler. Hoş geldin Aslı polis. Hoş geldin Kerem komiser. Tatile gideceğimiz için heyecanlı mısınız bakalım? Evet çok heyecanlıyız. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim. Tombiş getir arabayı. Arkadaşlar bu arada biz hep beraber Kerem komiser, Aslı polis, ben Gürol ve Tombiş tatile gideceğiz. Yaz tatili. İnşallah çok güzel geçer umarım. Ali bir ben süreceğim değil mi? Ali ben süreceğim. Bin. Tombiş sen süremezsin. Hadi in bakalım. Gürol sürecek arabayı. Haydi herkes binsin o zaman arabalara. Şöyle binelim bakalım. Ben de bindim. Tamamdır. Hadi gidelim. Evet bakalım. Hadi yolumuza çıkalım artık. Herkes emniyet kemerlerini taktı değil mi? Ya ben takmadım, vallahi hiç uğraşamam. Ya evet, emniyet kemeri ne saçma sapan iş yani gerçekten de Gökçe. Saçmalamayın, emniyet kemeri bizim hayatımızı kurtarır. Lütfen takın ya. Şuradan şöyle soldan sağa doğru bakacağız şöyle. Tamamdır, buradan böyle düzgün bir şekilde arabamızı sürüyoruz. Arabayı sürmek düzgün iş, tamam mı Tombiş? Ya Gökçe ben maalesef düzgün dinlemem. Ya şurada stop yazıyor, stop yazıyor. Dur bakalım, oraları da bir kontrol edelim. Tamam, yol boş, geçebilirsin. Evet, araba sürerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yoksa bir kazaya yol açabilirsin. Biliriz. Hadi bakalım Gürol, dön bakalım, gidelim artık. Şuradan şöyle. Gerçekten de her yer dönüyor ya. Her yer dönüyor, gözüm önünde göremiyorum. Neyse şu sonunu için de şöyle son şeyde. Atayım şunu. Oh be. Arabam nerede arabam? Arabamı göremiyorum. Buradaymış ya. Canım arabam benim. Gözümün önünde göremiyorum gerçekten. Kafam dönüyor. Neyse şuna şöyle bileyim de bakalım. Şimdi sağıma soluma bakmadan çok hızlı bir şekilde arabayı süreceğim. Hadi Gürol, dikkatli bir şekilde gidelim. Sağıma soluma. Hayır. Gökçe ne oldu? Başım çok ağrıyor. Gürol,
lazım. Kaza yaptık. Bir tane sarhoş bir adam bize çarptı. Ne yapacağız? İyi misin sen? Kerem komiser bak, Gökçe abla, Kerem, Kerem komiser. Kerem komiser, bizi duyuyor musun? Ne olursun sesler. Aslı polis, Aslı polis, beni duyuyor musun? Tamam, tamam, sen hiç merak etme. Hemen hastaneyi arayacağız. Ambulans gelecek. Gökçe, Kerem komiserden ses gelmiyor. Kerem komiserden Kerem ses komiser, gelmiyor. Kerem komiser, ne olursun ses ver. Kerem komiser, iyi misin? Bana bir şey söyle, ne olur. Gökçe abla, gel buraya gel, buraya gel. Aa, bize çarpan adam bu olmalı. Aa, adam ölmüş Girol, ölmüş adam. Nabzı atmıyor. Evet, bu ölmüş. Şuna baksana, çok kötü kaza oldu buna Gökçe. Hemen ambulans ara, hemen ambulans ara. Ben size demiştim, emniyet tamam, kemerlerinizi takın demiştim ben size. Alo, alo, al konuş, al konuş Gökçe. Tamam, ver bana, ver bana. Alo, merhabalar, ambulans mı acaba? Evet, 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 buyurun, ne oldu, bir şey mi oldu? Şehir dışındayız, hemen trafik kazası geçirdik. İki tane arkadaşımız çok ağır yaralı. Aynı zamanda bize çarpan adam da ölü vaziyette. Lütfen hemen buraya gelin, ne olursunuz, çok kötüyüz. Tamamdır, şehir, şehirde doğru, şehrin dışına çıkan doğru yoldasınız değil mi? Evet, şehirden çıktıktan sonra hemen 100 metre ileride kazadayız. Ne olur çabuk gelin, lütfen, tamamdır, lütfen. Tamamdır, hemen geliyorum, merak etmeyin. Gürol, aradım, ambulansı geliyor. Aslı polis, ses ver, sakın ölmeyin lütfen. Siz bizim en yakın arkadaşlarımızsınız. Açın yolu, açın yolu. Vıyım, vıyım, vıyım. Ambulans, ambulans, açın yolu. Acil hasta, acil hasta, açın yolu. Vıyım, 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 vıyım. Açın yolu, açın yolu, açın yolu. Açın yolu. Aa, kaza burada olmuş. Olamaz, olamaz. Sakin olun, sakin olun, doktor geldi. Doktor bey, merhaba, ne olursunuz, merhaba, bir şey yapın. Arkadaşlarımız bunlar. Öl, gerçekten burada durumları çok ağır. Oo, gerçekten de kaza çok büyük olmuş, çok büyük. Evet doktor bey, yerde yatmış olan bizim arkadaşlarımız, bizde arkada ölü birisi daha var. Sarhoş adam arabamıza vurdu. Tamamdır, merak etmeyin, ben şimdi polisi de arayacağım. Ama ilk önce ilk yardım yapmamız lazım. Şöyle yapalım bakalım, şunları şöyle koyayım. Yaşayacaklar değil mi doktor bey? Ne olursunuz, arkadaşlarımız ölmesin. Bilmiyorum, bakacağım şu anda. Lütfen sakin olun. Siz şu anda sakin olun lütfen. Şöyle bakalım bir. Şöyle nabız atıyor mu? Ses ver. Ses ver. Hadi ses ver. Hayır, olamaz. Peki şuna bakalım. Hayır, bunda nabız atmıyor. Sizin bu ne kadar yakınız oluyordu acaba? Gerçekten bu bir 15-20 dakika önce oldu. Lütfen. Zaten buradaki adam ölmüş vaziyette. Hadi ambulansa bindirelim ve bir an önce hastaneye götürelim doktor bey. Ne olursunuz. Size kötü bir haberim var. Şu anda nabızları atmıyor. Ama yine de ben onları hastaneye götüreceğim. Elinden geleni yapacağım hanımefendi, tamam mı? Lütfen, elimizden geleni yapalım. Lütfen, ne olursunuz. Tamam tamam, ben şimdi onları hastaneye götürürüm. Hadi bana yardım edin de kaldıralım. Tamamdır, hadi kaldıralım. İşte yatırdık sonunda. Aslı polis iyi mi doktor bey? Kerem komiser iyi mi? Lütfen bize güzel haberler verin. Lütfen sakin olun. Öncelikle hayatı kritik durumları gerçekten de çok kötü Gökçe Hanım. Neredeyse ölecek gibiler ama ben elinden geleni yapacağım. Lütfen ağlamayın, lütfen ağlamayın. Ama size şu risk oranını size söyleyeyim. 100 üzerinden şu anda 80. Yani yaşama oranları %20 gibi bir pay var. O yüzden lütfen sakin olun. Sizden bir isteğim var. Birazdan gözlerini açacaklardır. Gözlerini açınca sizi göreceklerdir. O yüzden yani ona mutlu olacak bir şeyler getirirseniz gerçekten de çok güzel olur. Hastanın motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. Tamamdır. Nasıl isterseniz yaparız. Ben onlara eve gidip çorba yapayım Gürol. Ne dersin? Bence çok mantıklı. Hem gidecek de evet, onlara evet, şifa olur. Doktor bey, ne olursunuz elinizden geleni yapın. Onlar bizim en yakın arkadaşlarımız. Lütfen. Anne, bu ne yere cevap buldum buraya? Çok güzel şeyler var. Tamam, bırak şunları. Hadi bir an önce eve gidelim, tamam mı? Evde ben onlara çok güzel bir domates çorbası yapayım. Belki uyanınca iyileşirler. Size bir saat sonra, iki saat sonra haber vereceğim Gökçe Hanım. Merak etmeyin. Tamamdır. Ama dediğim gibi umudunuzu düşürmeyin. Tamamdır doktor bey. Teşekkür ederiz. Hadi gel Gürol, eve gidip onlara çorba yapayım. Onlar benim canım arkadaşlarım. Ben Nura oyuncak vereceğim. Kim komşu oyuncak dinlemeyeceğim. Belki oynayayım. Hoşuna gidelim. Tamam Tombicim. Gerçekten de çok mutlu olurlar eminim. Hadi gidelim o zaman. İşte çorbam kaynıyor Gürol. Sen de o sırada benim için elmaları kes ne olursun. Tamam tamam. Ben de o zaman elmaları kesiyorum. Şöyle alayım onlara şunları. Onlara çok güzel bir meyve tabağı yapalım, tamam mı? Meyve tabağı biliyorsun çok vitaminli bir şey. Benim çorban da çok vitaminli. Kalkınca içip bir an önce iyileşsinler. İşte hep bu yüzden oldu Gürol. Yani ben o sarhoş adam yüzünden. Efendim Tombişim? Ben de oyuncak getiriyorum. O yüzden oyuncak gideceğim. Kem komşuyla açı polisi oyuncak demlemeyeceğim. Tamamdır Tombişim. Onların oyuncağı hoşuna gider ya, tamam mı? Tamam Tombişim. Ya Gürol, görüyor musun? O adam eğer arabayı düzgünce kullansaydı, sağına soluna baksaydı, bunu
bunların hiçbirisi almayacaktı. Ama aslı polis de Kerem komiserde evet suç var. Evet ya, kötü şeyler içmiş. Kötü şeyler içmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı ya. Evet ya da aslı polis de Kerem komiser emniyet kemerlerini taksaydı. Eğer biz takmasaydık belki şu an ölü olmuştuk Gürol. Hepsi aklımız için yaşıyoruz. Neyse. Hadi şunu bakalım. Şunu şöyle aldım elime. Şunu şöyle yapayım. Al bakalım. Evet, tabağını hazırladım Gökçe, bak. Aa, nasıl olmuş? Çok güzel olmuş Gürol. Hadi o zaman, ben de çorbam hazır. Gidelim de götürelim bir an önce. Tombiş, aldın mı oyuncağı? Hadi çıkalım gidelim bir an önce. Gökçe abla, bir dakika. Ya Tombiş, ne yapıyorsun sen burada? Tombiş? Bir şey yapmıyorum Gökçe'm. Tombiş'im, ağlama ne olursun. Bak iyileşecekler. Hadi bakalım çorba tabaklarımızı götürelim. Ben Kerem komiseri seviyordum ama ya. Tamam, onlar hala ölmedi. Ne olursun ağlama. Hadi gel Tombiş'im. Gürol, sen de meyve tabağını al. Bir an önce çıkıp götürelim, tamam, tamam aldım, mı? Aldım. Ya ağlamayalım. Motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım. Bir an önce gidelim yanlarına. İşte geldik sayılır. Görünce çok mutlu olacaklar. Yaşasın. Doktor bey, biz geldik. Yok, çorba getirdik. Efendim? Sizi aradım ama maalesef ki ulaşamadım. Evet, gerçekten de aramışsınız doktor bey. Duymadım. Neredeler? Hadi söyleyin bize. Ne oldu? İyileştiler mi? Bu ne? Nasıl olur? Kerem komiser. Maalesef ki Gökçe annem. Hayatı sunamadılar. Ne kadar ne yapsam da ne etsem de kalplerini çalıştıramadım tekrardan. Maalesef ki hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. İçindeki sandıktan mezarları hazırlayabilirsiniz. Siz hazırlayın diye bir şey ellemedim. Tamamdır doktor bey. Olamaz. Gerçekten de. Resmen gerçekten de. Ölmüşler. Ne yapacağız şimdi ya? Evet, hepsi öldü gerçekten. Ne yapacağız şimdi? Koydum ben buraya mezar taşlarını. Çok kötü. Neyse, üzerini de toprakla örtelim o zaman şöyle. Doy, ötme. İçine oyuncak deneyelim bay. Oyuncak deneyelim. Tamam Tombiş. Hadi koy bakalım aslı polisin oyuncağını. Bu aslı polis, bu senin bay oyuncağın. Kerem komiser amca, bak bu da senin kovboy oyuncağın. Yemedik de bunu. Gerçekten de çok kötü olmuş. Mezarları hazır. Şimdi şu çiçekleri koyalım bakalım. Nasıl da öldüler anlamadım gerçekten. Gökçe ya. Yapacak bir şey yok Gürol. Yani dedim ben onlara, keşke taksalar da emniyet kemerlerini. Yapacak bir şey yok artık. Öldüler. Bizim elimizden bir şey gelmez. Neyse bakalım. Gerçekten çok gülüyorum buna. Bu ses de ne ya? Bu bebek ağlama sesi. Ne oluyor ya? Nereden geliyor bu ses? Kim ağlıyor böyle? Nerede? Gökçe abla. Sen de kimsin? Ay sen ne kadar tatlısın. Gökçe abla. Ne yapıyorsun sen be? Benim Gökçe. Ne sensin ya? Sen de kimsin? Benim Gürol, benim. Ha Gürol? Sen nasıl böyle bebeğe dönüştün? Ne yapıyorsun? Sen beni mi trollüyorsun ya? Evet, seni trolledim. Bak, bu makine sayesinde bebeğe dönüşebiliyorsun. Vay canına. Gürol beni de dönüştür o zaman lütfen. Osurup durma sen yüzüme. Allah Allah, çok komik sanki. Ya bebek dediğin osurur Göç. Tamam, bebek dediğin osurur. Ama neyse, sen bebek, şimdi seni bebeğe dönüştüreceğim. Tamamdır, hadi dönüştür o zaman. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi aklına? Aa Gökçe, bak ben bebeğe dönüştüm. Seni de bebeğe de dönüştüreyim. Kerem komiserle trolleyelim mi? Bu çok da mantıklı. Çok eğleniriz. Arkadaşlar yapalım mı sizce? Yorumlara yazın. Gürol ne diyorsun? Trolleyelim mi? Evet, trolleyelim. Çok eğlenceli olur. Herkes de trolle yazmış. Şimdi. Haydi başlayalım. O zaman senin şöyle kapını kapattım. Gökçe eşeğe dönüştür. Ya ne diyorsun butonu. Sen? Aç kapıyı, yapma Gürol. Ya tamam eşeğe dönüştürmüyorum, şaka yaptım. Gökçe bebek. Şöyle saçlarına bakayım. Saçları öyle. Kıyafetim mor. Dişleri bir tane diş olsun, çok komik olur. Gözleri de çarpık olsun. Tamam, hazır mısın? Basıyor şimdi düğmeye. Tamam hazırım, hadi dönüştür. 3, 2 ve 1. Ne oluyor bana? Ne oldu? Çok canım yandı. Aç şu kapıyı, aç dedim sana. Dime bak. Dime bakacak yerine bak. Ya Gürol, ben niye böyle çirkin bir bebek yaptın? Çok da komik olmadı mı? Makine yazdım, tek dişli olsun da gözleri çarpık olsun. Gözlerine ya, bak. Ya Gürol ya, of gerçekten hiç tatlı olmadı.
anlamadım. Neyse olsun olsun, böyle daha iyi trolleriz, ne dersin? Bak benim de tek dişim var. Evet bebekliğin zaten tek dişin olur. Hadi gel bakalım, beni takip et. Aa! Aa! Yürol, aa. İyi misin? Ayağım takıldı ya, boyun kuzu olduğunu unuttum. Hadi gel bakalım şimdi. Bizim... Aa, arabamız nerede? Ya Tombiş arabayı götürmüyor. Ya götürsün zaten, biz var. Araba süremeyiz ki bu boyla. Hadi bakalım yürüyerek gidelim. Tamam, Gürol çok gelelim. Komiksin. Şu o zaman Gökçe en son gelen. Ya selamdan sana ne? Aa tamam, ne en son gelen çürük yumurta diyecekti. En son gelen çürük yumurta. Ben kazanacağım, ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Ya gitme dur. Gidiyorum. Ya ben kazanacağım. Nereye gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. Ya hayır, ben kestirmeden gidiyorum. Kestirmeden gittin. Şuradan şimdi şöyle zıplayalım, zıplayalım bakalım. Kestirmeyi bilen kazanır. Aa, olamaz. Hayır, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben geldim. Ezi Gökçe gelemiyor ki. Ya boyum kısa, ne yapayım? Allah Allah, sessiz ol Gökçe. Deme bana. İkimize çakma isimler bulmamız lazım. Senin tamam. İsmin ne olsun? Benim ismim Şükrü. Tamam mı? Senin ismin de Hatice. Hatice ile Şükrü. İyi tamam, hadi gel bakalım. Girelim de kapıyı çalalım. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Ha çocuklar, siz de kimsiniz? Aa, bebek var iki tane burada Aslı. Nasıl aşkım? Evet, burada iki tane bebek var. Bizim annemiz babamız yok. O yüzden sana evet. Gelmemiz gerektiği söylenirdi. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz. Bizi dışarıya attılar dışarıya. Evet. Buranın en iyi niyetli komiseri sermişsin. O yüzden seni yanına gönderdiler. Kıyamam ben de çocuklar. Karnınız açtır sizin. Çok hadi gelin bakalım içeri. Gökçe aldı bizi. Yaşasın. Tamamdır. Geliyoruz ama size zahmet vermeyiz değil mi amcacığım? Ay şuna bak, ne kadar tatlı. Birden iki tane var. Baksana Aslı. Aa, bir tane de kız bebek. Evet. Merhaba. Sen ne kadar da güzelsin öyle. Gerçekten çok güzel. Keşke sana anne diyebilsem. Ya diyebilirsiniz. Alın bakalım çocuklar, kurabiye sever misiniz? kurabiye. Ya benim kurabiyem o. Çekin be. Allah Allah, yok yok, yürü. Aa, çekin. Çocuklar kavga sana. Etmeyin durun ya, kavga etmeyin. Tamam yiyelim. Süt tatlı. Teşekkür ederiz. İsmin nedir bakalım kızım? Sen ismin ne bakalım? Neydi benim ismim, neydi? Hatice. Hatice. Onun da Şükrü. Hatice ile Şükrüyüz. Evet. Biz Hatice ile Şükrüyüz. Ah be çocuklar, benim sizi karakola götürmem lazım. Ailenizi bulmam lazım. Hayır. Olmaz. Şimdi olmaz. Annemiz öldü bizim. Öldü değil mi? Annemiz öldü bizim Hatice. Babamız öldü. Trafik kazasında öldü maalesef. Ama bizim tuvaletimiz çok geldi. Biz bir tuvalete gidip gelelim mi? İyi tamam çocuklar, götüreyim sizi. Biz gideriz. Kerem sen amca, zahmet biz etme. Gideriz. Aynen. İyi hadi, bekliyorum ben size aşağıda. Bir şey ihtiyacın olursa söyleyeyim bakın çocuklar. Tamam. Kerem amca sen in aşağı, in. Hadi in. Hadi bakalım. Gökçe keke inandı. Aynen inandı. Hadi gel şimdi buralara sahte kakalar koyalım. Ay kakam geldi valla. Hayır oraya değil. Şöyle yere yap. Dur ya, ne yaptın? Ay kuzucuğum, şimdi çok kötü kokuyor. Gürol sen var ya, bu dünyadaki en kötü kakasını yapan insanlardan birisin. Gel ya, bakma. İyi tamam, bakmıyorum. Ne yaptın? Her yere kakamı yaptın. Yaptım vallahi, kakamı da yaptım. Çişim geldi şimdi. Ya Gökçe bakma bana, çişimi yapacağım. Tamam ya. Küvete yap, küvete yap. Hadi sonra bu da içsinler. İğrenç Gürol ya, iğrençsin gerçekten. Her yer çiş oldu. Ya ne yapayım bebeğim ya, tutamıyorum altımda ya. Allah burayı Allah. Görünce var ya çıldıracaklar. Kerem komiser amcacığım, bakar Kerem mısın? Kerem amca. Geldim çocuklar, geldim. Ne oldu? Gürol dedim. Ya neden dedin? Ha çocuklar, siz buraya ne yaptınız? Şükrü burayı çişini yaptı, kakasını yaptı. Ben ona dedim, yapma Şükrü dedim. Yapma ya, çok ayıp yaptı, dedim. Hatice yaptı. Ben altıma tutamıyorum. Ben kakamla çişimi tutamıyorum Kerem amca, çok küçük olduğum için. Doğru. Ben sizi tuvalete göndermemeliydim. Altınızı bezlememiz lazım sizin. Olamaz. Mahvolmuş burası. Ay çocuklar, ay. Neyse ben burayı kapatayım. Aslı birazdan burayı herhalde temizler. Hadi gelin bakalım aşağıya. Tamamdır, aşağı inelim. Hadi gel bakalım Gürol. Şimdi aşağıyı dağıtmamız lazım bizim bir şekilde. Ama nasıl yapacağız? Bunları göndermemiz lazım. Ya Aslı aşkım, şey diyeceğim sana ben. Bu çocuklar vallahi yukarıyı mahvetmişler. Yürü, çıkalım da bir yukarı temizleyelim, olur mu? Ay tamam, hadi gel gidelim temizleyelim. Çocuklar yani, olur öyle şeyler. Çocuklar siz de gidin orada televizyon izleyin. Tamam.
Aynen çocuklar. Hadi çizgi film açayım bakalım. Olur çizgi film açabilirsin Kerem amca. Çizgi film, çizgi film yaşasın. Şöyle açtım, tamamdır. Ben yukarı çıkıyorum, Aslı'yla birlikte yukarı temizleyeceğiz. Siz de burada uslu uslu oturun bakalım. Tamamdır, hadi yaşasın Kerem amca. Hadi teyzeni izle hadi. Tamam tamam izliyorum. Gürol hadi gitsin lütfen. Aa gitti. Gel. Şimdi burada atalım. Gel. Tamamdır o zaman ben bunlardan başlıyorum. Şöyle şimdi şunları şuralara koyalım. Ha? Allah. Ne oldu? Bir tanesini kırdım. Neyi kırdım? Kırdım bir tanesini yanlışlıkla ya. Aman olsun bizim de iyi ki zaten. Hadi gel bakalım şimdi buraları da şöyle kıralım. Hadi şimdi şunu da al şöyle. Buraya böyle koyalım. Oo, şuranın üstüne çektim. Yok gel. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu böyle kıracağım. Bunu da alacağım böyle. Gel bak şimdi beni takip et. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Dev hizmet. Sokakta televizyon izleyecekler Kerem amcalar. Koltuksuz olur mu? Şuraya da iki tane koltuk. Bence çok mantıklı bak, oldu. Bak yanına da şöyle bir de süs koyalım. Nasıl oldu? Evet çok güzel oldu. Ay yemekler çok kötü vallahi. Aslı Boris'in yaptığı yemekleri ben hiç beğenmiyorum. O yüzden bunları da gökçe şöyle hop. Tamamdır. Bak izle beni ne yapacağım. Ne yapacaksın? Hop. Bunları dışarı attım. İyi yaptın. Hadi gel bakalım biz de o sırada şimdi şuraları yapalım. Ay Gürol vallahi çok komik. Şu suratınıza bak. Ben masaları şöyle şuraya koyacağım. Bunları ben burada durmasını istiyorum artık. Tamam hatta bu sandalyeler de Gökçe. Burada çok kötü görüntü kirliliği yaratıyor. Bunları da mutfak tezgahına koyacağım. Bence de ama evsiz hala olmaz şimdi. Ama onların mutfak tezgahını kırmamız lazım. Şimdi şuraları da şöyle kıralım. Ya kırma. Ya bak böyle daha güzel duruyor işte. Bak. Tamam böyle güzel duruyor da bir iki tanesini de böyle koyalım. Buraya düzenek kurmuş oldum anladın mı? Ya Gürol osurup durma. Niye sürekli osuruyorsun? Ya tutamıyorum kakamı ya. Çocuğum ben. Ne bebek oğlum şimdi tutamıyorum ya. İyi tamam. İyi, kötü koktu vallahi gerçekten de çok kötü koktu. Ay, şimdi şunları da şöyle yapalım. Çocuklar geliyorum. Allah. Geldi Gökçe. Ne yapacağız? Kapıyı. Buraya ne olmuş böyle? Buraya ne olmuş çocuklar? Siz ne yaptınız buraya? Hırsız girdi galiba. Hatice yaptı. Hatice hırsızı girdi. Sen bir kere hırsız. Ya olamaz. Ne yapacağım ben? Aslı polise ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben şimdi çocuklar? Ama bakın bu kadar yaramazlık yeter. Yeter dedim. Oradaki tamam mı ne olmuştu biliyor musun? Sen bu kasabanın en iyi komiserimizsin. Bize öyle dediler. Ama ya, biz daha tamam. Çocuğuz. İyi komiserim de yani. Çocuklar bu kadar da fazla. Evi mahvetmişsin. Televizyonum nerede benim? Televizyonum. Ama bebeğiz biz. Televizyonumu dışarıya koymuşuz. Daha yeni aldım. Kırılmış. Ama sana sürpriz yaptık. Bahçede televizyon izlemek çok keyifli. Evet. Sen sıcak deyince Kerem amca abla. Biz sana iyilik yaptık yani. Buraya koyduk televizyonu. Yeter. Siz iyice şımarmaya başladınız. Ne yapıyorsun ya? Aslı abla. Kerem amca bizi dövüyor yardım et. Ne olursun yardım et. Bize vurdu. Aşağıyı mahvetmişler Aslı. Aşağı bir görsen mahvolmuş aşağısı. Pışık. Öyle de kalırsın pışık. Vurma bak, ne olursun. Bak oturuyor bir de. Ne olursun. Ya ben çocuk ondan dağıtır yani yaparlar Kerem. Zaten bize kasabada dediler. Aslı polis çok güzeldi. Kerem komiser onu hak etmiyor dediler. Doğru diyorlarmış Aslı evet, polis. Evet hak etmiyor Kerem beni. Neyse çocuklar siz şimdi odaya gidin. Ben Kerem'le özel konuşayım. Ama aşkım. Sus. Gel Gökçe biz buraya gidelim gel. Tamam. Yaşasın. Ne konuşacaklar acaba çok merak ediyorum. Gel kapıdan gel, dinleyelim kapıdan şöyle. Dinleyelim gel. Şöyle. Ben sen demedin mi Kerem çocuklara karşı düzgün konuştu. Ama aşkım bunlar şeytan çocuk değil ki. Ya sus onlar çocuk dağıtır öyle. Git şimdi onlardan özür dile onlara bir de çikolata ver. Ama aşkım. Aşkım deme bana. Çocuklar ayıp ya. Küçük çocuk annesi babası yok. Sen böyle davranıyorsun ayıp değil mi? Senin anne baban olmasa nasıl hissederdin? Ay iyi doğru söylüyorsun. İyi tamam gidip özür dileyeceğim şimdi. Gürol bizden özür dileyecekmiş. Gel bakalım. Ne oldu bakalım Kerem komiser? Merhaba çocuklar. Ya kusura bakmayın. Bakın size kurabiye getirdim. Özür dilerim sizden gerçekten de. Ben bugün bayağı bir çalıştım. O yüzden sinir yani başımı vurmuş olabilir. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Ama bir daha öyle dağıtmayın tamam mı? Dağıtmak kötü bir şeydir. Tamam. Ben size yavaş yavaş onları öğreteceğim. Tamam dağıtmayız merak etme. Ay yanlışlıkla kırdım. Neyse bir sıkıntı yok çocuklar. Geç ben gidip bekleyin beni burada. Gel ben çikolata getireceğim. Çikolata getirecektiniz. Gel. Şimdi laptopu başlatacağım. Aynen at bakalım laptopu başlat. Attın mı? Attım. Gel yatağa. Şimdi gelsin ben de şu yatağı atayım. Gelsin onu da camdan atalım ne dersin? Tamam. Şunları da koydum. Kerem amca! Olamaz! Ne oluyor?
aş. Ay Gökçe dedim. Hatice aşağı düştü Hatice. Aaa. Sen de düş aşağı Gökçe. Ne yaptın Gürol ya, beni niye itiyorsun? Sen de gel o zaman. Olamaz. Döveceğim sizi. Gelin buraya. Gelin buraya. Kaç kaç. Kaç dedim. Kaç dedim. Kaç. Olamaz. Kaç Gürol. Kaç kaç kaç. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Şeytan bebekler sizi. Gelin buraya. Arkadaşlar yakalandık valla. Bu sefer çok sinirlendi. Neyse bakalım canım ailem. Biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Olamaz. Ekranda iki tane video çıktı. Haydi bakalım o videoları tıklamayı unutmayın sakın. En kısa zamanda da sizlere gerçek yüzümü göstereceğim. Merak etmeyin. Hadi sağda ve solda videoları tıklayın. Gel buraya. Olamaz. Git başımdan Kerem. Komiser amca pıçık pıçık. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ben sana pıçığı göstereceğim, gel buraya sen.